merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Sivas katmeri tarifi vermek istiyorum. Kendim Sivaslı değilim. Eğer yanlış yapıyorsam Sivaslılardan affola. Sadece ben nasıl yaptığımı paylaşmak istiyorum sizlere. Nefis oluyor kahvaltılara. Yanına çay, peynir, domates oldu mu inanın başka bir şeye gerek yok. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi gereken malzemeler hamuru için 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı da şeker ve 1 adet yaş maya kullanacağım ben. Ama siz isterseniz 1 paket kuru maya da kullanabilirsiniz. Ve yaklaşık 5 su bardağı un. Ununu kontrollü ekleyelim çünkü herkesin unu farklı olabilir. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde etmemiz lazım. Şimdi yapımına geçebiliriz. Yoğurma kabıma ilk olarak mayamı koyuyorum. Ve yaş maya kullanırken arkadaşlar şöyle kum gibi kolayca dağılıyorsa mayanız taze demektir. Ama böyle elinize yapışıp kalıyorsa bayatlamış demektir. Şu şekilde. Sütümü ilave ediyorum. Tüm sıvıları. Şekerimi ilave ediyorum. Ve şöyle bir karıştırıyorum. Mayam erisin içerisinde. Yeterli. Sıvı yağımı da ekliyorum. Ve artık yavaş yavaş unumu ilave edebilirim. İlk etapta yarısı kadar ekliyorum. Tuzumu ilave ediyorum. Ve artık yoğurmaya başlayabiliriz. Hamurum yoğruldu. Bende 5 su bardağı tam net yeterli geldi arkadaşlar. Ama siz yine de kontrollü ekleyin. Ele yapışmayan ama oldukça yumuşak bir hamur elde ettik. Kıvamı şu şekilde. Oldukça yumuşak bir hamur dediğim gibi. Şimdi mayalanmaya bırakabilirim artık. Hamurumuz mayalanırken 200 gram olan yumuşak tereyağımı eriteceğim. Üzerine yaklaşık yarım su bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Çok değil. Bunları biraz eriteceğim. Yağımızın erimesi yeterli. Hamurum mayalandı. Gördüğünüz gibi. Unladığım masama alıyorum hamurumu. Hamurumu biraz topluyorum. Hamurumu 4 eşit parçaya bölüyorum. Ve bezeler yapıyorum. Bir tepsiyi hafif unluyorum ki hamurlarım yapışmasın. Çünkü bir 5-10 dakika bekleteceğim. Şu şekilde bezelerimi yapıp unladığım tepsimi alıyorum. Bezeden 2 katmer çıkacak arkadaşlar. Yani 2 bezeden 1 katmer olmuş oluyor. Şimdi üzerini örtüyorum ve yine eğer zamanınız varsa 10-15 dakika ama zamanınız yoksa en az 5 dakika bu şekilde bekletin. Yapmaya başlayabilirim. Şu şekilde tereyağımı da erittim ama soğumaya aldım. Sıcak kesinlikle hamurumuzun üzerine sürmüyoruz. Yani en azından ılık olsun, sıcaklığı gitmiş olsun. Şimdi ilk bezemi alıyorum. Masamı hafif unluyorum. Diğerlerinin üzerini tekrar örtüyorum ki kurumasınlar. Tereyağımı da kenara alıyorum. Ve hamurumu, dinlenen hamurumu yaklaşık yarım santimden daha ince olacak şekilde açıyorum. Ben merdane kullanıyorum ama bu işlemi oklavayla da yapabilirsiniz. El alışkanlığınıza bağlı tamamen. Hamurumuz çok güzel, yumuşacık bir hamur. Açtığım hamurun üzerine tereyağından döküyorum. Tereyağı sıvı yağ karışımından.
Katmer dediğimiz şey yağlı olan bir lezzet arkadaşlar, biliyorsunuzdur. O yüzden yağdan kaçmaya hiç gerek yok. Bunun lezzeti tereyağından geliyor. Tabi isterseniz bazı arkadaşlar soğukta rendeliyorlar soğuk tereyağı. Ben eritilmiş kullanmayı tercih ediyorum. Daha kolayıma geliyor. Her yerine, kenarlarına dahi bolcana tereyağı sürdükten sonra zarf gibi kapatacağız. İlk önce yanları ortaya getiriyoruz. Şu şekilde. Daha sonra diğer tarafı da onun üzerine. Ama ilk olarak yağlıyoruz biraz. Her katını yağlamamız gerekli. Bunu da üzerine kapatıyoruz. Yine yağlıyoruz. Sıvı yağ yerine zeytinyağı da karıştırabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdilik bunu bir kenara alıyorum. Şimdi diğer bezemle ilgileniyorum. Şimdi bu hamurumun üzerine yine tereyağı sürüyorum. Bolca. İlk yaptığım yağlı bezeyi ortasına koyuyorum. Şu şekilde. Daha sonra onu yine zarf gibi kapatıyorum. Ve yine yağ sürüyorum. Diğer tarafını da onun üzerine kapatıyorum. Ve yine yağ sürüyorum. Yapımı aslında oldukça kolay arkadaşlar. Yani mutlaka deneyin. Kendiniz de göreceksiniz zaten. Hiç gözünüzde büyütmeye gerek yok. Ve yine zarf gibi kapatıyorum. Bu tarafını da. Ve bu şekilde bekletiyorum. En az 10-15 dakika. Zaten bu esnada öbür bezemi de hazırlayacağım aynı bu şekilde. Onu sizlere hızlandırılmış halde göstereceğim. İlk yaptığım bezeyi alıyorum artık. Öbürküne açasıya dinlendi zaten. Çok hafif unluyorum. Fırınımı da 200 dereceye ısıttım. 600 ayarda. Şimdi dinlenen bezemin uzunlamasını açacağım. Yaklaşık 1 santim kalınlığında. Aslında kalınlığı tamamen size kalmış bir şey. Katmerinizi ince seviyorsanız daha ince açın. Kalın seviyorsanız biraz kalın bırakırsınız. Çok fazla ezmeden, bastırmadan. Bu şekilde olması yeterli. Yağlı kayıt serilmiş tepsime alıyorum hamurumu. Birincisi hazır, ikinciyi de hazırlıyorum. İkinciyi de alıyorum artık. Şimdi birinci yaptığım katmeri alıyorum ve şu şekilde çizikler atıyorum.
İkinciyi de kesiyorum bu şekilde. Bir yemek kaşığı yoğurda bir yumurta sarısı kırdım. Bunları iyice bir karıştırıyorum. Ve üzerine sürüyorum. Dereceye ısıttığım fırına veriyorum artık katmerlerimi, alt üstü iyicene kızarana kadar. Katmerimiz çok güzel kızardı fırında. Gördüğünüz gibi altı da aynı şekilde kızardı. Artık bunu çıkartabilirim, ikinci tepsimi pişirebilirim. Nefis çıtır çıtır. Şimdi fırından yeni çıktı. Sizlere göstermek istiyorum çıtırlığını. Sıcak elim yandı. Pul pul. Çok güzel. Çıtırtısı umarım duyulmuştur. Gördüğünüz gibi pul pul ayrılıyor kat kat. Henüz sıcak ama sizlere içerisini göstermek istiyorum. Henüz sıcak ama aralarındaki katları umarım görebilirsiniz. Kesinlikle hamur kalmıyor. Gördüğünüz gibi tel tel ayrılıyor. Muhteşem tereyağı kokulu. Döneyim hatta daha kolay anlaşılır sanırım. Gördüğünüz gibi sıcak elim yandı. Çekemiyorum. İncecik zar gibi ayrılıyorlar. Gördüğünüz gibi. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Belki orijinal tarifi bu şekilde yapılmıyordur. Sizlerin de fikirlerini bilmek isterim açıkçası. Evet, bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.